Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Galatasaray'ın gündeminde iki önemli madde vardı. Bir tanesi gündemden kalktı. Sağ bek transferinde Elias Yelert transfer olarak Galatasaray'a artık bu konunun sorun olmaktan çıktığını herkese anlatmış oldu. Bunu bir kenara yazalım. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli diyelim. Ve Galatasaray'ın bazı oyuncularının gidiyor olması da Galatasaray'ın elini rahatlattı. Ve bu arada 8 numara transferi için yeni isimler gündeme geliyor. Teklifler var Galatasaray'a ve Galatasaray'ın araştırmaları var. Yine Due gibi bir oyuncu transferi vardı. Wendel'de de bir sıkıntı var. Onunla ilgili de bazı kararlar alınmış durumda. Bu kararların arkasında neler var? Onları anlatacağız. Ayrıca Goela Due neden olmadı? Ondan da bir iki cümleyle bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle başlayalım. Derik Köhn'e bir teklif geldi. Onu söyleyelim öncelikle. Şöyle hemen notumuzu alalım. Derik Köhn'e gelen Spartak Moskova'dan 8 milyon euroluk bir teklif var. Ancak Okan Buruk, ben Derik Köhn'den memnunum ki taraftar biraz mutsuzdu Derik Köhn'ün performansından. Mutluyum ve göndermek istemiyorum dedi. Onu vurgulayalım. Kazımcan Karataş da Rusya'ya gitti. Orenburg takımına transfer oldu. Orenburg takımına bir yıllık kiralamayla gitti. Geçen yılda Ankara Gücü'ne kiralanmıştı. Tete ile ilgili hem gitmesi yabancı tercihi açısından Galatasaray'ı rahatlattı, hem de gelen ücret açısından baktığımızda Galatasaray'ın bir hayli karı oldu diyebiliriz. Panathinaikos'a transfer oldu. Hatta UEFA listesine hemen yazıldı. 4.70, yani 4 milyon 700 bin euroya gitti ki bu önemli. UEFA kadrosunda var Panathinaikos'ta, ancak bir cümle söylemem gerekiyor. Bu 4.700'ün içinde acaba hani bir ceza var ya, Shakhtar'dan gelen ceza. O ceza Galatasaray'a mı ait, bunun içine mi giriyor onu bilmiyoruz. Çünkü Galatasaray orada bir madde koymuştu. Oyuncunun ceza halinde ödeme yapması gerektiği konusunu. Bu biraz ortada kalmış. O da aşağı yukarı 2800 civarında bir rakam. 2700-2800. Ama neresinden bakarsanız bakın, neresinden zararın neresinden dönerseniz kârdır diye bir söz vardır. Öyle bakarak yaklaşmak lazım bu transfer olayına. Devam edeyim. Cumartesi günü, 27 Temmuz Cumartesi saat 21.15, 5. hazırlık maçını yapacak Galatasaray Parma'yla oynayacağı maçtan sonra da artık hazırlık kampını tamamlamış olacak. 3 Ağustos'ta Beşiktaş'la Süper Kupa maçına çıkacak. Bu arada güzel bir haber daha var. Dubois'dan geldi o haberde. Dubois aslında Galatasaray'ın bu süreçte sağ beksiz kalmaması için takımda kaldığını açıkladı. Şöyle ki aslında 2.8 milyon euroya Başakşehir Galatasaray'la anlaşmış, ama oyuncuyu verme noktasında biraz bekleyeceğiz çünkü bizim sağ bekimiz gelmeden size veremeyiz demişler. Sonuç itibariyle Leo Dubois da 2.8 milyon euroya Başakşehir'e transfer oldu, anlaşma yapıldı, haberi elimizde var. Şimdi bunun resmi olarak açıklanmasını bekleyeceğiz. Benzer bir şekilde Halil Dervişoğlu, Eyüp Aydın isimleri var. Onların da Eyüp'e gideceği konusunda elimizde bir bilgi var. Böylece hani bu Galatasaray'dan gidecekler noktasındaki haberleri sizinle paylaşmış oldum. Gelelim Elias Yelert'e. Maliyetini Galatasaray açıkladı. Kopenhag'a 9 milyon euro bonservis bedeli, ki zaten şunu söylemiştik dikkat ederseniz, Due'den bonservisi daha pahalı ama maaşı daha uygun olduğu ortaya çıktı. 5 yıllık bir sözleşme yapılıyor ki genç oyuncuyla, 21 yaşında. 900 bin euro birinci yıl, 1 milyon euro ikinci yıl, 100, üçüncü yıl, 200, dördüncü yıl, 350, beşinci yıl alacak ki bunlar gerçekten de mütevazı sayılabilecek ücretler, onu söylememiz gerekiyor.
kampa da katılacak 24 numaralı formayı giyeceği de açıklandı. Bunu da vurgulayalım. Hemen devam edelim. Şimdi ona bağlı olarak Galatasaray'ın vazgeçtiği Guelo Due'den bahsedelim. Guelo Due'de sorun neydi? Ondan bahsedeceğim ama önce Chelsea ile anlaşıyor. Chelsea de onu kiralık olarak Strasbourg'a veriyor. Di Marzio'nun haberine göre ve Chelsea'nin anlaşması Galatasaray'ın 6+2 idi. Chelsea'nin 7+2 olarak Di Marzio açıklıyor. Kiraya verilecek Strasbourg'a. Yani bir adam derler ya, yani nasıl Galatasaray'ı bırakıyorsun da oynayamayacağın Chelsea ile imzalayıp şimdi oradan oraya bir rüzgar gibi gideceksin. Efsane oyun oynaman lazım ki Chelsea seni tutsun. Çünkü kaç tane böyle oyuncu var. Neyse şöyle sözleşmeye şöyle maddeler eklemeye çalışmış ve diretmiş. Maaşım 15 gün gecikirse sözleşmem fes olur. Ya bu böyle bir şey yok. FIFA'nın listesi zaten FIFA'nın kuralında 2 ay bu. Yani enteresan bir şey. Ve sakatlık halinde de sözleşmemin fesini kabul etmem gibi bir takım diretmeler yapmış. Yani böyle bir oyuncuysa ileride başınıza dert açardı zaten. İyi ki de gelmemiş. Yani bizde geldi geliyor demiştik ama iyi ki de gelmemiş. Gelmemesi Galatasaray'ın bence hayrına olmuş diyebilirim. Şimdi bir haber var onunla ilgili. Hani ben inanmıyorum ama bazen söylüyorum, inanmadığım haberleri de paylaşıyorum ki. Çünkü çok gündemde, hem yerli hem yabancı basında gündemde. Memphis Depay, La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray oyuncuyla ve temsilcisiyle görüşmüş, transfer etmek istiyor. Şimdi ben acaba neden Memphis Depay'ı transfer etmek istesin Galatasaray diye soruyu kendi kendime sordum. Oyun bir kere Batshuayi var, Icardi var. Barış Alper ihtiyaç halinde santrofor oynar. Kanatlarda oyuncunuz var, Kerem, Barış Alper var. Bakın Hakim Ziyech ile Zaha son maçta iyi performansla oynadı. Henüz Yunus Akgün gitmedi. Neden Memphis Depay olsun? Ama hatta şöyle söylüyor. Inter'le pazarlık, eğer Galatasaray işi olmazsa Inter'le pazarlık yapacakmış. Bayağı iyi bir pazarlama olmuş. Ha şimdi bu benim düşüncem tabii. Galatasaray bunun dışında bir şey düşünüyorsa onu da anlayamam doğrusu. Onu da söylemem gerekiyor. Şimdi Wendel konusundaki son durumu da size izah edeyim. Zenit Başkanı biliyorsunuz çok problem çıkartıyor Medvedev. 20 milyon euroya yakın teklifi kabul etmedi. Muhtemelen ödemelerle ilgili problemden kaynaklıdır. Ama Spor Express, Rus basınında Spor Express'e göre bu transfer tamamen ortadan kalktı. Sebebi de Galatasaray son teklifini yaptı. 20 milyon euroyu kabul edilmeyince artık bu transferden çekildiğini Zenit kulübüne bildirdi diyor. Yani haber öyle söylüyor. Sport Express'in haberi, Rus yayın kuruluşunun. Şöyle devam edelim. Şimdi iki tane de transferle ilgili gelişme var. Onlardan da bahsedelim. Galatasaray'ın eski oyuncusu Cassio Lincoln'un bir önerisi var. Bir oyuncu öneriyor. Ama önerdiği oyuncunun işte çok iyi bir oyuncu olduğunu, çok kısa sürede Türkiye'ye adapte olacağını, çok iyi işler yapacağını falan söylüyor. Cassio Lincoln ama menajer. Yani menajerlik yaparken öneriyor. Rodrigo Nestor'u, Sao Paulo'lu oyuncuyu. Belki de oyuncu çok iyi bir oyuncudur ama hani bir menajer önerisi olduğunu söyleyelim. Galatasaray bu konuda henüz net bir karar vermiş değil. Onu söyleyelim. 20 maç, 1 gol, 2 asisti var oyuncunun. Onu da söyleyelim. Ve son olarak yabancı ve yerli basında çok ciddi bir şekilde yer alan şu haberi sizlerle paylaşalım. Noticias, Portekiz basınında Noticias'ta yer alan bir haber. Benfica'nın orta saha, merkez orta saha oyuncusu João Mário'nun Galatasaray'la pazarlık halinde olduğu haberi var ki oyuncu gerçekten çok görkemli bir kariyere sahip. West Ham, Inter oynadığı oyun takımlar, Portekiz milli takımında 56 kez forma giydi. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Geçen sezon da tam 51 maç, 9 gol, 3 asistle oynadı. Bir merkez orta saha için bayağı iyi bir rakam. Güncel piyasa değeri de 4 milyon euro. João Mário dikkat çekici bir isim.
bizim yani Noticias'tan gelen, Portekiz basınından gelen bir haber olduğunu söylemek istiyorum. Şu anda hani Wendel gündemden kalktığına göre burada João Mário bir seçenek olabilir diyorum. Hani netleşen bir durum yok ama netleşenleri de söyledik size. Söylediğim gibi Yelert hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten de önemli bir transfer yaptı Galatasaray. Bakalım 8 numara transferinde de aynı hamleyi gerçekleştirebilecek mi? Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.